Ay, Ada, kız sen nerede kaldın kuzu? Kız, senin o ceketin ne güzelmiş öyle. Ay, bayıldım. Olsun, bayıldım. Gel biraz. Gelip alayım mı seni? Ya yok. Ben kendim gelirim. Ya şey, yolun başına kadar yani, o kadar. Ay ya, tamam yolun başından al bari. Ya hazır şey seni ya. Seninle konuşunca elim ayağım birbirine giriyor. Hadi, hadi görüşürüz o zaman. Canım. Ceket burada. Ada, bana çok yakıştı ama kız. Baksana şunu. Evren. Evren. Ya Evren. Ya ama sen bana öyle bakarsan ben ne yaparım? Nasıl bakıyorum? Ya şey gibi bakıyorsun işte. Ne gibi? Sanki insanın içini görüyor gibi. Böyle gizli saklı ne varsa ortaya çıkarıyor gibi. Gizli saklı ne var ki? Ya, ya Evren. Evren. Efendim? Evren. Adım mı çok güzel? Yoksa sen söyleyince mi böyle çok daha güzel oluyor bilemedim. Evren, sen yok musun? Sen her yollara ben çok sıkışmış. Evren. Efendim? Ben sana bir şey soracağım ama seni kırmaktan korkuyorum. Sor tabii. Şimdi senin saçın böyle çok güzel. Sana çok yakışıyor. Ama bu sarılık falan niye? Sana bir sır vereyim mi? Ay, bayılırım sırlara. Bunların hepsi numara. Aa. Bu tarzım, imajım, hepsini ben uydurdum. Nasıl yani? Neden? Yasemin, benim zor bir hayatım oldu. Annem, babam ben küçükken boşandılar. Ninem büyüttü beni. Ya. Annesiz babasız büyümüş çocuklar hep özür diler gibi yaşarlar. Herkesten, her şeyden özür dilerler. Kendilerini hep vermek zorunda hissederler. Bir parçacık sevgi, birazcık ilgi görünce kendilerini yakacak kadar ileri giderler. Sevmek öğrenilen bir şey Yasemin. İnsan sevilerek öğrenir. Seni ilk seven annem babandır. Onlar da sen küçükken terk edip gittilerse hayatta bir şeyler hep eksik, hep yarım kalıyor. Benim gibi. Mesela Ada gibi. Bu eksikliği, bu yokluğu tamamlamak için hep bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ve en çok da yanlış yaparsın. Biz Ada'ya bunu hissettirmemek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Eminim ki yapmışsınızdır. Ama onca şeyi yaparken Ada'ya da bir mesaj vermişsinizdir. Yani istemeden verdiniz bir mesaj. Nasıl yani? Ne mesajı o? Bunları yapıyoruz çünkü annenle babanın yokluğunu sana hissettirmemeye çalışıyoruz.
bizim gibi çocuklar en çok iyi niyetlerinden vurulurlar. Yani ben de öyle oldum. Yarı aç, yarı tok bitirilen bir üniversite. İş yok, güç yok, para desen o da yok. Ben de düşündüm, taşındım, dedim ne yapayım, hadi bilet aldım, Antalya'ya gittim. Dedim ki orada işte garsonluk yaparım, barmenlik yaparım falan. Tesadüf bu ya, yani yol arkadaşım bir medyummuş. Yoksa ben zerre anlamam böyle astrolojiden, tarottan filan. Ne öğrendiysem ben ondan öğrendim. Bu saçım bile ondan. Yani anlayacağım bir iş tutturduk, gidiyoruz böyle. Evren. Efendim? Sana bu medyumluğu öğreten arkadaşının adı neydi? Metin. Niye? Şimdi ben seni öpmek istiyorum ama... Metin araya giriyor. O zaman sen de yarın Evren'le tanış ol. Evren yarın gelir mi ki? Hem de koşa koşa. Nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Büyük annemin evine yemek götürme. Allah! Allah! Hayata! Lampit döküldü! İşte suyu bir de bu! Ya, bu adanın ceketiydi! Adanın ceketiydi! Ben adaya ne diyeceğim? Adaya ne diyeceğim? Nasıl çıkar? Çıkarma bu LG. Çıkar, çıkar herhalde. Ada beni mahvedecek. Allah'ım lütfen çıksın ya. Ne olur çıksın Allah'ım, ne olur çıksın. Benim ayağım birbirine dolandı. Ne bu? Nereden? Hadi. Pamuklu. Nereden? Başla. Çıksana ya. Ya çıksana. Ezoş. O da ben her şeyi anlatabilirim sana. Ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Ada. Teyze, ben açıklayabilirim. Asıl ben açıklayabilirim. Evren'le piknik yapmaya gittik. Ben bu ceketi senin üzerinde görüp çok beğenmiştim yani. Sana sormadan giydim üzerime pikniğe giderken. Daha sonra piknikte bunun üzerine vişne suyu döküldü. Döküldü işte. Makineye attım. Hiç çıkmadı hiçbir şekilde. Ama ablam demişti ki bir tane çok iyi bir leke çıkarıcı var. Ben şimdi onu dökeceğim. Bir çitileyeceğim onu. Bir güzel bu lekeyi çıkaracağım ben. Sen üzülme. Kız üzülme. Ben çıkaracağım bu lekeyi. Teyze. Teyze ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen teyze ya? Yüzük yok. He? Kız ne yüzüğü? Teyze dua et. Kimse bulmadan ben bulayım onu. Dua et. Kız ne? Hanife teyze, benim bez bebeğim nerede? Aa, ben onu makineye attım kuzum. Dur diğer kirlileri de toplayayım. Ben sana onu yıkayıp getiririm. Of ya. Evcilik oynayalım mı? Evcilik oynayalım, oynayalım ama sonra oynayalım, tamam? Hadi Selçuk odana çık, hadi. Kış, 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 kış. Nerede bu? Yok. Yok, burada yok. Burada yoksa... Nerede bu yüzük? Nerede? Nerede bu? Benimle oynamak ister misin?
Çok isterim. Dayıcığım. Dayı. Müsait misin bir tanem? Hı hı. Ben seni çok özledim biliyor musun? Dayı bak yüzüğüme. Sen nereden buldun bu yüzüğü bir tanem? Bebeğimin saçına takılmış. Hayır yani aklım almıyor. Şimdi Bora zaten adayı işten kovmuş. Sen ne demeye kızı kendi yardımcın olarak işe geri alıyorsun? Benim aklım hiç almıyor bunu Tuğçe. Belma teyzeciğim. Düşmanı daha yakınımda tutmak için. O kızın sakladığı bir şeyler var. Ve ben onu bulacağım. Yakındır. Çok yakın. Hı.